Evet, merhabalar arkadaşlar, herkese günaydınlar, herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Şimdi arkadaşlar, burada karışık bir alan burası. Kiminin nereden geldiği belli olmuyor. O yüzden biraz yavaş davranıyoruz. Mecburen böyle de azıcık dikkat edelim. Son zamanlarda biliyorsunuz yani başımızdan olaylar hiç eksik olmuyor. Hayt gözünü sevdiğim Sigan'yı görüyor musun? Kaç yaşındaki bulur adam, hala devam ediyor onunla. Tabi bu Sigan'yalardan daha sağlam diyorlar, o eski Sigan'yaları. Daha da konforlu diyorlar ama bizim birader çalışıyordu önceden bir yerde. Orada iki tane mi ne vardı? Adamın ilk arabalarıymış. Bizim birader yeni Sigan'yalardan daha iyi, daha konforlu diyordu. Artık abartayım mı, doğru mu yalan söyleyeyim, yoksa esam mı yalan söyleyeyim, onu da bilmiyorum. Biz milletin dediğine göre söyledik, söylüyoruz. Tabii şöyle bir durum var. Gerçi mesela bizde bir tane Actros vardı, Avrupa. O araç gerçekten yani konforluydu. 98 modeliydi ama yani şu Scania'da ondaki konfor yok şu anki kullandığımızda. Arabada kol dayama şeylerine, ayak koyma yerlerine kadar her şeyi vardı. Avrupa arası sonuçta. Şuraya dikkat. Burası bayağı bir sıkıntılı bir yer. Dar yani. Dar yapmışlar. Şimdi arkadaşlar, dün biz yükümüzü boşalttık. Akşam da geç boşalttık. Güzel de işimize gelen işler de yoğdu. Bugün böyle işi bugüne bıraktık. Zaten hafta sonuna geldiydik. En azından dedik düzgün bir yük yükleyelim, hafif bir yük yükleyelim. Bekledik. Şöyle yükümüzü de şu anda yüklemeye gidiyoruz. Bakalım, Allah büyük. Güzel bir şekilde inşallah gidip yükümüzü yükleyip yine erkenden çıkarız. Sakin sakin yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah'tan bir şey gelmezse, bir sıkıntı olmazsa Allah'ın izniyle. Bugün de yükümüzü yükleyip devam edeceğiz. Şimdi buradan yukarı çıkarken biraz yol karışık buruşuk yol olacak arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın yani. Hem her zaman aynı güzergahlar, her zaman aynı güzergahlar olmasın. Bir de yolu değiştirelim şimdi, buradan yukarı devam edelim bakalım. Dün aslında iş güç vardı. Çok da iş vardı da. Yok iki yer boşaltmalı, yok bilmem üç yer dağıtmalı. Bayağı bir durumlar vardı. O yüzden ben de dedim boş ver gitsin dedim ya. Peşinden mazot yakacağımızı, en azından tek yer yükler, tek yer boşaltırız, hafif bir yük olur diye düşündük. Bildiğimiz yük de vardı zaten, o yüzden de bekledik. Yani biliyorsunuz yani takograftan dolayı da zaten sıkıntı çekiyoruz. Dinlendirme minlendirme açısından. Acele edip de başımızı da sıkıntıya sokup ceza meza yemenin de anlamı yok. Şimdi ben Gebze'deyim arkadaşlar. Gebze'den çıkıyorum. Yukarı doğru. Peritli yoluna doğru devam edeceğim. Yolu dolaşmayacağım. Şimdi bu üstten doğru Gebze yeni adliyenin oradan doğru, mezarlığın oradan doğru. Direkt sanayi bölgesinin oradan yukarı çıkacağım ben oraya.
Evet, bugün günlerden 15 Şubat arkadaşlar. Ayın 15'i de geldi. Bu ay da bitti sayılır. Dün 14 Şubat'ı da sevgililer günüydü. Bayağı ama bizde öyle bir şey yok. Ne hediye alacak kimsemiz var, ne bir şeyimiz var. Ben zaten hiç hediye almayı sevmeyen bir adamım. Bana hediye gelirse kabul ederim ama hediye benden isterseler vallahi hiç kabul edecek gibi bir durumda değilim yani. Hediyeleşmek iyi bir şey tabii ki ama yani kime göre, neye göre? Bana göre iyi, hediye almak iyi bir şey. Birisi bana bir şey aldı mı çok mutlu olayım. Ama benden birisi bir şey yani, ya bir hediye de sen al bana dediği zaman çok moralim bozuluyor ya. Bildiğiniz gibi değil. Hani cimrilik açısından değil, hediye almayı beceremiyorum, yoksa ondan değil yani, hani aman param gidiyor diye düşünmüyorum yani, dermişim. Şimdi hemen bizim bazı dostlarımız var, arkadaşlarımız var, bazı hemşerilerimiz var, hemen şimdi der ki ah gene cimrilik tabii, ne yapalım. Hayatta daha bir kıza hediye almadım dur herhalde. Doğru yalan mı söyleyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Nasıl yapayım bilmiyorum ki. Daha almamışımdır yani. Unuvardi'de hiç manitam yok bak. Sus zaten, Unuvardi'yi manita tutmayayım yani. Yok öyle yok. Manitam olsun umuş. Yok bilmem ne olsun umuş. Ya böyle şeylere gerek yok. Yok tanışma yıldönümüydü. Yok. Sevgililer günüydü, yok şusuydu, busuydu, bunlarla uğraşacak birisi değilim ben ya. Benim işim gücüm var ya. İşin esprisi de bunlar arkadaşlar. Tabii ki birbirine hediyeleşmek güzel bir şey. Ha bunlara böyle andik kundik günleri bahane edip de bir şeyler çevirmenin köşesine düşmemek lazım. Hediye her daim alınabilecek bir şey. Yani böyle hani eskiler der diye ya, gavur icatlarını çıkarıp da iş yapmayın birbirinize diye. Yani gavur icatları ile olacak işler değil bunlar. Evet arkadaşlar, şurada arıza yapmışlar gördüğünüz gibi. O yüzden bu yolda kalma işleri beni çok üzüp büyülüyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Çok moralimi bozuyor bu işler benim. Kimse yolda kalmasın. Düşmanım dahi yolda kalmasın. Çünkü ben geçen akşam o tünelde kaldığım zaman böyle o soğuğu yemişim. Yani hiç hayatımda tabii çocukken de o soğukların altında biz karın buzun içinde oyun oynardık, kızak kayardık, top oynardık ama onları hissetmezdik biz sanki o zamanlar. Ama şimdi o geçen akşamki o soğukta oralarda kalmam, ondan sonraki süreç, kendimi Samsun'a atana kadar ki çektiğim eziyeti bir Allah biliyor, bir de ben biliyorum. Tabii aktardığım kadarıyla siz de bileceksiniz ama o yanımda bir kameraman olsaydı da çekseydi bizi var ya, yani nasıl diyeyim arkadaşlar, 2 günü 3 günü bir film şeridi gibi herkes izlerdi yani, emin olun da izlerdi. Daha da böyle ne bileyim, süresi uzun bir şey olurdu herhalde. Ama dediğim gibi bir film gibi herkes izlerdi onu. Bu soğuğu çektim, yedim mi yediğim için. Şimdi arkadaşlar şu inşaata ben 4-5 ay önce tuğla getirdim. 2 araba. Bu inşaat hala duruyor. Burası okul inşaatı mı? Ek bina okula herhalde. Ama hala daha duruyor. Hiç böyle faaliyet yok. Durdurdular mı inşaatı? Ne yaptılar? Ödenek mi gelmiyor? Ne oluyor? Anlamadık ki yani. O yüzden
çoğu yer durduğu için arkadaşlar, tuğla işimiz de durdu bizim. Tuğla işimizin durduğundan dolayı da arkadaşlar Samsun'dan çıkışlarımız bizim bayağı zor oluyor. Yani dengesiz çıkışlar yapıyoruz. Ne zaman ne olduğu belli değil. Önceden günlerimiz vardı mesela, belirli gün belirlediydik kendimize. O günlerde çıkıyorduk, gelip burada da işimizin gücümüzün başında oluyorduk. Buradaki sıralarımız da şaşmıyordu, güzel oluyordu yani. Önceden haftada iki tur da dönüyorduk. Güzel de işimiz oluyordu ama şu anda o dönemleri arıyoruz mumla arkadaşlar. Çünkü ortalık gerçekten ne kadar bilinmese de, ne kadar millet daha bunu tamamen hissetmese de, biz kamyoncu tırcı olarak bunları tamamen hissettik arkadaşlar. Hissediyoruz da hala da, çünkü yok arkadaşlar, yok. Yani bir taraftan iş varsa bir taraftan yok yani. Ne bileyim, nasıl yapacağız, nasıl olacak, inşallah düzelecek diye bekliyoruz. Yani bu durumda böyle devam etmeyecek herhalde komple. Bakalım, ne desek boş şu anda. Bekliyoruz, beklemedeyiz. Şu anda arkadaşlar Gebze, Darıca yeni adliyenin oradayım ben. Geldim, yeni adliyenin ışıklardayım. Yani Darıca Gebze mezarlığının da yanındayım. Şurası da Gebze, eski Gebze mezarlığı. Şimdi Gebze mezarlığı deyince, Gebze mezarlığı bir tane değil arkadaşlar. Bir iki üç tane var buralarda. Burası bildiğim kadarıyla eski mezarlık. Biz buralarda daha önce de böyle arabalarla dolaşıyorduk. Yani fırında çalışıyordum burada Darıca'da, Gebze'de. O dönemlerden buralarda az da olsa hatırlıyoruz yani. Tabii ben pek dışarı çıkmıyordum o zamanlar. İşimize gücümüze bakıyorduk. Zaten evde fırının üstündeydi. Gece çalışıyorduk, gündüz yatıyorduk. Gidip aşağı. Arada işte arkadaşlarla ya da servisteki şoförler olmadığı zamanlar servise çıkıyorduk. Ya arkadaşlarla gezip tozuyorduk öyle. O dönemler öyleydi. Şimdi arkadaşlar, hani demişler ya, çok gezen mi çok okuyan mı bilir diye. Çok gezen bilir arkadaşlar, çok okuyan ancak kitaplardan bir bilgi edinir, kitaptaki bilgilerden nasiplenir, ama çok gezen her taraftan nasiplenir, her yeri görür, öğrenir, bilir, nerenin ne olduğunu, neyin ne olduğunu bilir. Şimdi gerçi eskisi gibi değil. Navigasyon diye bir şey var. Cep telefonundan giriyorsun, adam sana konum atıyor, dıngırt diye oraya düşüyorsun. O yüzden eskisi kadar değil yani. Hani ama tabii ki abi yol güzergahı biliyorsun, tutturup gidiyorsun işte. Geri kalan da buradan doğru, etaplardan doğru dolaşacağız. Mutlu kentten doğru aşağıya ineceğiz, sanayi sapanası, plastikçilerin oradan yukarıda doğru gideceğimiz noktaya kadar gideceğiz arkadaşlar. Ayın bugün 15'i arkadaşlar, biz daha ikinci turdayız. Yani ayın yarısı geldi, biz daha ikinci turdayız. Normalde en kötü şartta bugün de üçüncü turumuzu atmış olmamız lazımdı bizim. Yani Samsun'da olmamız lazımdı. En kötü şartta yani. Ama tabii Cenab-ı Allah bize ne nasip ettiyse onu yaşıyoruz. Yapacak da bir şey yok.
Herkes hak ettiğini yaşar demişler ya, demek ki biz de bunu hak ediyoruz yani. Biz de demek ki bunu hak ediyoruz. Hendeklerde yola niye koyuyorlar ya? Benim geleceğimi geçeceğimi bilmiyorum buradan. Ben gelirken kaldırmalar lazım bunları. Ben hendek seven bir insan değilim yani. Böyle kasisli kususlu yolları seven bir insan değilim. Bunlar nedir ya? Nasıl iştir bunlar? Evet arkadaşlar, buraya aşağı şimdi birazcık yol ıslak. Rotörler kendisi, biz rotörleri çektik ama kendi kendine otomatik devreye geçiyor. Salıyı bırakıyor. Salıyı ya bırakıyor, tutuyor, bırakıyor. Tutuyor, bırakıyor. Şu yeşil yanarken geçelim diyecektim ki son anda diyemedik. Yani yansın kırmızılar renkte yansın, yansın kırmızılar rengi. Allah la ilahe illallah ya Rabbi, bir çuval altın yolla da kurtulalım bu dertlerden be ya. Adına kurban olduğum Allah. Şimdi arkadaşlar aslında ben biraz daha erken cabaladım gideyim diye, öğleyin olmadan belki yükler çıkarız diye. Tabii bunu beceremedik herhalde. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Öğleyinden sonraya kaldık. En azından gidelim. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz orada. Önümüzde sıra bari olmaz belki. Biz de yükler çıkarız. Hayırlısıyla. Arkadaşlar buranın en berbat yerlerinden bir tanesi de burası. Kimin nereden geldiği, kimin nereye gittiği burada belli değil. Kimse kimseyi takmıyor. Sarıda da geçiyor adam, kırmızıda da geçiyor. Bak ha, sağımızdan geldi bir tanesi. Birisi solumuza girmeye çalışıyor. Hani bazı arkadaşlar diyor ya işte bilmem abi büyük araba şoför. Aha bak şimdi bak. Adamın yaptığı işi gördün mü bak. Adam Muh dönüşü yapıyor. Yolun ortasında. Adam o dönüşü yapıyor yolun ortasında. Ondan sonra
Arkadaşlar, gençler bize diyorlar ki abi sen büyük araba şoförüsün, sen hiç yola gitmesini bilmiyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Arkadaşlar, büyük araba şoförüyüz. Biz yolda kuralları artık yani mecburen unutuyoruz, esnetiyoruz. Çünkü yoldaki giden araçlara göre hareket ediyoruz. Yoldaki arkadaşlara göre hareket etmek zorunda kalıyoruz. Yoksa kurallara biz uyarsak tamamen yolda yani anlık kazaya davetiye çıkarıyoruz devamlı. O zaman. Ha tabi kurallara uymak illaki gerekiyor ama her zaman sizin dediğiniz gibi olan şeyler değil bunlar arkadaşlar. Yolun durumuna göre hareket etmek durumunda kalıyoruz. Yola göre. Hani yok sağ şeritten gittin, işte yok sol şeritten gittin, bu yol senin değildi falandı filandı, bu gibi şeyleri bilinçli olarak mecburen yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yola göre hareket etmek diye bir durumumuz var. Mecburen. Tabii bununla ilgili ben bir video yapacağım zaten. Bu gelecek. Çünkü hani orada bir arıza yaptık ki bunun çok böyle bilen de bilmeyen de bayağı bir eleştirisi oldu. Olsun canım, biz bir şey demedik. Tabii ki herkes eleştirisini yapacak ama biz de nedenlerini açıklayacağız. Açıklamak durumundayız. Şu anda plastikçiler sanayisine yukarı çıkıyorum ben. O geçenki gardaki yağmurdaki arkadaşlar, camları açtığımız için o karın marın yağması arabanın içine dahi yağdı. Arabanın içini temizleyene kadar benim hal başımdan gitti. Şu cam bile hala içeriden temizlenecek duruyor. O karın yağması ön dıştan cama yağmayı bırak, içten cama yağdı arkadaşlar, içten. İçten cama yağdı. Ön cam silinecek komple. Şimdi gittiğim yerde olmazsa onu silerim güzel bir. Hatalar zincirine de ekledin durdun beni, ekledin durdun. Bizim memleketimizde bir aşırı kar yağdığı zaman ya da yağmur yağdığı zaman yollar perişan oluyor. Nasıl bir yol bu? Nasıl bir şey? Yani bu kara, bu yağmura dayanmayan bir yol. Hayret ediyorum yani ya. Bu kadar harcama yapıp bu yollara da en şeyde azıcık bir fazla bir şey kar yağdığı zaman ya da yağmur yağdığı zaman bu yollar niye bu duruma geliyor? Ben bunu çözmüş değilim. Tamam, doğal doğal afet diye bir şey var. Bu olabiliyor ama tabii bu kadar yatırımı yapıp da bu müteahhitlere bu kadar ödemeyi yapıp da bu yol en ufak bir şeyle bu şekilde bozulacaksa demek ki burada ne var? Yapılan işte dürüstlük yok, düzgünlük yok, çalma çırpma işleri var. Bana öyle geliyor yani. Malzemeden çalıyorsun. Malzemeden çalıyorsun. İş düzgün olmuyor. Haydi var gidelim de biz billa duracağız, biz billa duracağız, biz billa duracağız. Kötü anan huyu nasıl unutacağız? Adam dorsenin kapaklarını açık bırakmış. Şimdi onu da söyleyelim arkadaşlar. Dorsenin kapakları lastiklere vura 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 gidiyor şimdi. Orada en ufak bir parça, şimdi o lastik döndüğü için, kapakta şeye vurduğu için, saç kapak zaten. Lastiklere orada en ufak bir küçük bir parça kalksa demirden, o vurduğu yerde lastiği kesip atacak, lastiği patlatacak yani, öyle diyelim.
bir lastik zararın ya da iki lastik zararın neyse orada olacak. Yani o kapağı eni başa ya bir dakikanı alır ya bir dakikanı alır. Hem tehlikeli iş yapmamış olursun hem de kendi işini sağlam yapmış olursun. Ama nedir bu arkadaşlar? Büyük bir ihtimal bilinçli olarak yapılan yanlış. Bilinçli olarak yapılan yanlış. Bilinçli olarak dediğim de şudur arkadaşlar. Kesin arkadaş şofördür. Ama ne olacak ya, olsun boşver deyip bu arabanın direksiyonuna geçip bu arabayı süren birisidir yani. Kesin de öyle yapıyordur. Çünkü bizim gibi mal sahibi olsa emin olun onu öyle yapmaz. Yapamaz. Daha doğrusu yapmazdan ziyade yapamaz. Çünkü bir lastik 2,5 milyar. Hemen aklına gelir 2,5 milyar bu lastik diye. Yol da bayağı uzağmış canım. Halbuki dün ben buranın çaprazındaydım yani. Dün olsaydı bu yükler giderdik ne güzel. Ha dün de vardı arkadaşlar. Hafif yük vardı ama 3 yere gidecek. 3 yere gidecek hem de şey. Nasıl diyeyim? Parası az. Bununla aynı paraya denk geliyor yani. 3 yere dolaşacağım akşama kadar, yani bugün akşama kadar umalı dağıtacaktım ben. Belki de boşaltamayacaktım da bugün. Niye derseniz, çünkü market olduğu için arkadaşlar boşaltamama şansın var. Sıra oluyor marketlerde, depolarda yani daha doğrusu. Sıra olduğu için de hadi ikisini boşaltırsın. İki tane kesin boşaltırsın da bir tane senin kalma ihtimali var. Yani iki yer olsaydı alınırdı. Çünkü işte BİM ya da BİM A101 olsaydı alınırdı mesela depo olarak, ama işin içine şok girdiği zaman başka bir durum oluyor. Şok dediğin depo ta Çarşamba'da, havaalanının orada arkadaşlar. Aşağı yukarı bir 30-40 kilometre ileri gidiyorsun. 40'ta geleceksin, 80 kilometre. Bu da ne demek? 25 litre mazot demek. Yapılacak iş değil ya. Yani. Azından gidelim de belki bizi perona yanaştırırlar da öyle yemeğe giderler. Yemekten gelince de bizi hemen yüklerseler. Yani saat 2-3 gibi çıkarız buradan. İyi olur diye düşünüyorum. Ben kendi kendime düşüneyim tabi. Alioğlu Emlak'mış. Alioğlu Emlak. Ali Ağoğlu gibi yazmış aynı. Ali Ağoğlu. Evet arkadaşlar, hepinizi seviyorum, saygıyla selamlıyorum, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın diyorum.
Canlarım, ciğerlerim benim, kardeşlerim. Hepinize saygılar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın tekrardan. Muhammed Atar kanalında kalın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Videolarımızı izleyip izlettirmeye devam arkadaşlar. Aboneliklere devam. Beğeni tuşuna, o parmak tuşu var ya, ona dokunmaya devam arkadaşlar. Like'lara devam yani. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.